Sezonun başında şampiyon olacağınızı tahmin ediyor muydunuz? Bütün hazırlıklarımız şampiyonluk içindi ve de evet. Mutlu sona eriştik. Yine tebrik ederim. Daha sonraki sezonlarda yine şampiyon olacak mısınız? Ne düşünüyorsunuz? Vallahi benim düşüncem şu arada, yani şu anda bütün arkadaşlar, yani şu evet. takım muhafaza edildikten sonra en azından 3 sene daha şampiyonlukta tek aday biziz. Evet. Tabi aramıza bir şey girmese yani bir, ve gireceğini de zannetmiyorum girmesin. Evet inşallah diyelim. Unutamadığınız bir maç var mı bu sezon? Bu sezon unutamadığım maç tabi Türkiye ligleri pek zevk vermedi. Onun için evet. mecburen Avrupa liglerini, Avrupa takımlarından bir tanesi mesela Liverpool evet. maçı. Liverpool maçı. Buradaki maçı unutamam. Aslında evet. biz 1-0 yendik ama bir yerde 2-3-0'da olabilirdi. Acemiliğimize kurban gittik. Ahmet, önce şampiyonluğunuzu kutlayalım ve soralım. Sen sakattın, uzun süre oynamadın. Şimdi nasıl hissediyorsun kendini? Şimdi iyiyiz. Epeydir sakat kaldım, siz de biliyorsunuz. Evet. Fakat düzeldik, oynamaya başladık. Evet. Şampiyon olduk. Takımın senden eski randımanını alabilecek mutlaka. İnşallah tabii. Peki bu sene senin transfer senen. Ne düşünüyorsun? Herhalde kalacağız. Bekir, sen 6 senelik profesyonel hayatında ilk defa bu sezon gol attın, 2 gol. Bu goller anlatır mısın lütfen? Vallahi goller herhalde mevki değiştiğim için oluyor. Eskiden evet. Ursa'nın gerisinde oynardım. Şimdi artık ileride oynuyorum. Herhalde evet. ondan olacak. Evet, bundan sonra gol atacağını söylüyorsun. İnşallah. Evet, şimdi Hüseyin'le konuşuyoruz. Hüseyin, sen kupa gol, maçlarında gol atıyorsun, lig maçlarında gol atamıyorsun. Niye böyle oluyor? Ay, bu yıl aksine oldu. Geçen yıllar öyleydi ama bu yıl ligde 7 tane gol attım. Kupada 2-3 evet. tane, 3 tane herhalde attım. Evet, yani hepsini atarım diyorsun evet, ve atacağım öyle. Diyorsun. İnşallah. Peki Turgay'la konuşalım şimdi. Turgay, milli takımda oynuyorsun, Trabzonspor'da oynuyorsun. Bize unutamadığın bir maçı özetler misin? Allah Trabzon'daki Liverpool maçını unutamıyorum yani, hakikaten. Çok Liverpool maçında. Evet. Heyecanlandı mı maçta? Mutlaka tabii. Dünyanın diyeyim, Avrupa'nın en iyi takımına karşı oynadık. Evet. Başarılı olduk yani, çok iyi bir şey. Evet, bizim iyi de oynadınız. Evet. Türk futbolunu iyi temsil ettiniz. Eyüp, siz ikiniz de İstanbul takımlarında daha önce oynadınız. Evet. Şimdi Trabzon takımlarında evet. oynuyorsunuz, takımında oynuyorsunuz, Trabzonspor'da oynuyorsunuz. Evet. Trabzon'da bir ilginiz var mı Karadeniz'de? Ailece annem babam buralı. Fakat evet. Evlendikten sonra beraber evet. İstanbul'a gelmişler. Hı. Fakat ben İstanbul'da doğdum. İstanbul'da doğdun. Evet, İstanbul'da. Ve şimdi Trabzonspor'da evet, oynuyorsun. Trabzon. Serdar'a da aynı şeyi soralım. Serdar? Ben İstanbul'da hiçbir takımda oynamadım da yalnız Hı. babam İstanbul'da Fenerbahçe'de oynarken ben dünyaya gelmişim. Evet. Onun için İstanbul'da oynuyorum. Yoksa 18-20 senedir buradayım. Trabzon'dasın. Evet. Ve bundan sonra Trabzon'da mı kalacaksın? İnşallah bundan sonra Trabzon'da kalacağız. Mehmet Cemil, sen Trabzonspor'un en eski oyuncularından birisin. Evet. Kaç şampiyonluk gördün Trabzonspor'da? Bu ikinci şampiyonluğum oluyor Trabzonspor. İkinci defa evet. şampiyon olduğunu gördüm. Evet. Kupa şampiyonlukları var. Evet, onlar hariç tabii lig şampiyonluğu olarak kupa şampiyonluğundan üçüncü şampiyonluk oluyor Trabzonspor forması altında. Trabzonspor ikincilikten birinci lige çıktığı yıl ben Rize'de kiralık olarak evet. oynuyordum. O sene haliyle şampiyonluğa nail olamadım yani o şerefe evet. erişemedim. İnşallah bundan sonraki senelerde çok çok daha şampiyonluklar göreceğim Trabzonspor forması altına. Şenol, Necati, ikiniz de müdafaada oynuyorsunuz. Milli takımın müdafaasını da siz temsil ediyorsunuz. O kadar iyi uyum sağlıyorsunuz ki özel yaşantınızda bir beraberlik var mı aynı şekilde? Hayır. Şeyimiz yok, yaşantımızda bir beraberlik falan yok. Yani. Yani dışarıda beraber gezmezsiniz öyle mi? Yok. O kadar iyi uyuyorsunuz ki birbirinize insan dışarıda da bir beraberlik umuyor. Ama 5 seneden beri beraber oynuyoruz. Muhakkak evet. bunun rolü büyüktü yani. Peki top ilerideyken sohbet eder misiniz hiç? Bazen. Ne söylersiniz? Sarmıyor der şuna yani maç sarmıyor falan işte hiç top gelmiyor. Geri pas falan yap da biz dersin ona falan. Aman ne kadar güzel. Evet zaten siz müdafaada olduktan sonra herhalde kolay kolay top arkaya gelmiyor. Yok bazen öyle oluyor ki yani şunlar da çok kurtarıyor bizi yani. Kaptan Cemil, 2 senedir kaptansın, Trabzonspor'un kaptanısın. Lig hakkında neler söyleyeceksin bize? Vallahi sezon başından beri çok iyi çalıştık. Hedefimiz hem lig şampiyonu olmak hem de kupayı almaktı. Bu emelimize erdik, onun için çok şahsen ben çok mutluyum. Evet, bundan sonraki seneler için ne söyleyeceksin? Yine aynı başarıyı tekrarlamaya çalışacağız ve yine birçok kupaları kazanmak en büyük emelimiz. Siz bu lig maratonunda ikili bir zafer kazandınız.
bu zaferde oyuncularınız ayaklarıyla çalıştılar ama siz de kafanızda bu oyunu kurdunuz. Bu maratonda sizde kalan izler neler oldu? Bize bu konuda neler anlatırsınız? Valla oynadığımız 30 maçın hepsi birbirinden daha çok önemliydi. Zaman geldi ki bazılarında çok daha fazla zorlandık. Bazılarında çok rahat kazandık. Futbolcu arkadaşlar benden daha fazla yorulduğu inancısındayım. Çünkü onların yalnız beden olarak yorgunluklar olmadı. Beyin olarak da yorgunluklar fazla oldu. Bu mutlu sona erdiğimiz için futbolcu arkadaşlarıma da çok mutluyuz. Sayın Özyazıcı, Trabzonspor 1. lige çıktığı yıl kupa finalini oynadı. 2. yıl lig şampiyonu oldu ve bu yıl da ikili bir zafer kazandı. Hem kupa aldı hem lig şampiyonu oldu. Siz Trabzonspor'u bu başarıya götüren etkenleri bize açıklayabilir misiniz? Şimdi aslında Trabzonspor başarılı olmaya 2. ligdeyken başladı. 2. ligdeyken kurulmuş gayet güzel bir nüve vardı. Yerleşmiş bir takım 2. ligde tecrübe kazandı. 1. lige çıktığı zaman çok daha rahat oynadı. Ve 3-4 sene önce kurulmuş olan bir takımın bugün meyvelerini topluyoruz, başarılarına şahit oluyoruz. Sayın Özyazıcı, bu 30 maçlık maratonda unutamadınız veya size sizi çok ilgilendiren bir hatıranız yok mu? Muhakkak ki var. Hepsi birbirinden daha önemli hatırlar var. Ama bence yani hala kafamda silinmeyen Eskişehir'de çok iyi oynadığımız halde Eskişehir'e mağlup olduğumuz maç unutamadığım maçlardan bir tanesi. Mağlubiyeti hiçbir zaman hak etmedik ama nedense mağlup olduk. Gelecek yıl Avrupa sahalarında da top koşturacaksınız. Avrupa takımlarıyla da oynayacaksınız. Bu konudaki görüşünüz nedir? Ben her zaman aynı şeyi söylüyorum. Türk futbolu ile Avrupa futbolunun arasında seviye bakımından büyük bir fark var. Bu da Türk futbolu aleyhine bir fark tabii. Hiçbir zaman biz şampiyon olduk. Avrupa kupalarında Avrupalılar kadar iddialı diyemeyeceğim. Ama en iyi şekilde Türkiye'yi temsil edeceğimize inanıyorum. Sayın Özyazıcı, burada bir şey daha sormak istiyorum size. Siz bugün Türkiye'de en iyi futbolu oynadığınızı söylüyorsunuz röportajlarda. Bu Avrupa takımlarıyla Türk futbol takımlarının oynadığı oyun arasındaki farkı ortadan kaldırabilmek, yani Türk futbolunu daha ileri düzeye çıkarabilmek için neler öğrenirsiniz? Şimdi öğrenilecek çok şey var. Aslında bir antrenör olarak benim yapabilecek olduğum işlerin çok daha dışında faktörler var. Bir yığın faktör var yani. Yalnız bir antrenör olarak Trabzonspor'a iyi futbol oynatmak, Avrupa seviyesine yükseltmek demek değil. Noksanların çoğu var. Bunu da yetkililer muhakkak düşünüyor. Şenol, Turgay, Necati, Kadir.